iki kardeş, baba alınan lüks araçlarla sosyal medyada fotoğraflar çekiyor. 56'lar Vakıfbank şubesinde çalışan birçok kişinin kredi çekmesine yardımcı olan kişi bu işe girmesi için. Anne Konya İller Bankası'nda yetkili memur, kendisi de aynı şekilde geliniyle birlikte birçok insanın kredi çekmesine sebebiyet veriyor. İki kardeş bu işi başlatanlar. Sosyal medyada paylaşımlarını yaptığına ilişkin bir fotoğraf detayı. Yetkili memur. Bu da şu an kendisiyle ilgili bu konuda arayan eşini, dostunu tersleyip telefonu kapatıp oğullarının nerede olduğunu bilmediğini söyleyen şahıs. Olay yaklaşık 1,5 sene önce Konya kaynaklı iki kardeşin başlatmış olduğu bir proje. Konya'dan birçok mağdur söz konusu. Samsun'da yaşayan kardeş de burada güven ilişkisine dayalı etrafındaki birçok insanı bu olayın içerisine yurt dışı kaynaklı bir borsa oynadıklarını, kardeşinin Konya'da yazılımcı olduğunu, Amerika'da bir borsa şirketine yazılım tasarlayıp kiraya verdiğini ve bu sebeple çok paralar kazandıklarını iddia ediyorlar. Ortalama aylık %10 ve 8 civarında yatırdıkları para kadar vatandaşlara bir ödeme yapacakları vaadiyle 1,5 sene ortalama ilk etapta tabii düzenli taraflara bu paraları ödeyerek daha sonrasında da paraları aslında ödedikten sonra hani tekrar bize yatırın, daha çok para kazanın vaadiyle ortalama 20-25 kişi, şu an bize gelen sayı bu şekilde ama çok daha fazlası olduğu söyleniliyor. Mağduriyet söz konusu. Bu vatandaşlar en son Ekim ayı içerisinde son büyük vurgunu yaparak tabii buradan şehirden uzaklaşıyorlar. Şu an birileri tarafından saklanıldığı söyleniyor. Bana ulaştıklarında 20-25 kişi ortalama vardı. Hepsiyle birlikte bir şikayet başvurusunda bulunduk Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Soruşturma başlatıldı. Gereken savcılarımız tarafından illaki yapılıyordur. Türk adaletine de bu anlamda güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda faillerin bulunmasını talep ediyoruz. Yaklaşık bize söylenen 300 milyon lira kadar bir rakamın olduğu söyleniliyor. Hemen hemen aynı, evet. Sadece yurt dışında bir şirket yaptıklarını, yani bunun nitelikli dolandırıcılık hukuksal olarak tabii ceza kanunlarında oradaki şirket aracılığıyla dolar yatırıldığı hesaplarına, bu dolarları Türk parasına çevirip vatandaşlara ödeme yapacakları vaadiyle böyle bir dolandırıcılığa başvuruyorlar. 25 kişi olarak evet başvurumuzu yaptık. Soruşturma devam ediyor. Hala yeni şikayet başvuruları da var. Yeni duyan insanlar da var tabii bu vatandaşlara ulaşamadıkça. İstanbul'da oldukları yönünde tabii duyumlar alıyoruz ama bu anlamda yargı gerekeni yapacaktır illaki. Faillerden biri eşi Vakıfbank 56'lar şubesinde, kendi orada çalışıyor. Bu olayı banka personelleri dahil, banka müşterilerine, büyük yatırımcı olan müşterilere, sizlere kredi çıkarabilirim, çok garantili bir iş, riski olmayan bir iş adı altında birçok insana da kredi çekmesine sebebiyet verip bu işe girmesine neden oluyor. De herkesten şikayetçiler, bu anlamda yardım ve yataklık yapan herkesten vatandaşlar şikayetçiler. Hepsinin bulunmaları konusunda adli yargı gerekeni yapacaktır. İki erkek kardeş, kardeşlerin anne ve babaları da annesinin Konya İller Bankası'nda çalıştığı, yetkili memur olduğu orada. Onun da aynı şekilde birçok insanı dahil ettiği, babasının bu paralarla alınan lüks arabalarla sosyal medyalarda fotoğraf çekildiğine ilişkin fotoğrafları ulaştırdılar bizlere. Eşler dahil bu konuda. Onun haricinde akrabalardan olan insanlar var. İstanbul'dan galerisi olan insanlardan bahsediyorlar. Bunların hepsini şikayet başvurularımızda dile getirdik zaten.